tarif edeceğiz. Evet. Şimdi Dayıcığım, sen tabii Pazarköy'de yıllarca güzel yemekler yaptın. Evet. İnsanların davetlerinde, doğru, etkinliklerde. Hepsini yapıyorduk, evet, evet. Güzel güzel yemekler yapıyordunuz. Bir de asıl günümüze çok ulaşmayan maalesef ama bilenlerin çok lezzetli diye anlattığı bir yemek var. Neydi o yemek? Kuyuya... Piram. Piram. Ha. O nasıl yapılıyordu dayı? Şimdi piram aslında Pazarköy'ün panayırında, yani önde gelen bir yemekti. Hı. Onu benim amcam yapardı rahmetli. Akşamdan keserlerdi davarları. Gece dinlenir davar. O güzel dinledikten sonra onun güzel terbiyesini yapardı. Tuzunu, biberini, baharatını koyarlardı. O zaman bu zaman da sarmaşıkla sarardık. Hı. Aşı dökülmesin diye. Onlara sarar, böyle çengeler asardık. Asıldan sonra da akşamdan büyük kuyu kazardık gündüzde. Kuyunun etrafının taşını örerdik yuvarlak olarak. İçerisine ateş yakardık. Taşlar kızardı. Böyle. Taşlar kızdıktan sonra kuyuları büyük suruklarda çengellerle asardık. Hmm. Kuzuları içeri. Kuzuları açtıktan sonra ateş, ona böyle bir ayarlama yapardık. Üzerine tahtadan kapak. Kapak üzerine çomu nasıl vardık. Hava almasın diye. Bu bir, bir buçuk saat zarfında güzel pişerdi. Ve kuyunun kapağını açtığımız zaman o da kokudan durulmazdı. Eskiden etli bir lezzet vardı. Şimdi bilmiyorum. O zaman Pazarköy'ün panayırında yani olmazsa olmazı piramdı. Hmm. Bu şekilde. Ve sattığımız zaman da yetiştiremezdi. Bu kadar o zaman herkes alma bu kuvveti vardı. Herkes alırdı. Dediği gibi 3 kilo 5 kilo derken adam yiyeceği zaman bir tane piram arardı. O kadar lezzetli. Şimdi yok, bilmiyorum. Yok. Panayırlarda bir tane mi yapılırdı? Her panayırı yapardık ama 20-30 tane birden asardık. Tek değil. 20-30 tane. Ha, 20-30 tanesini böyle uzun suruklar yapardık. Evet. Surukları kasap çengellerine asardık. Sarmaşıkla da dökülmesin diye sarardık böyle. Bu sıcaklığını pişerdi. Onun iç malzemesi nasıldı dayı? İçine bir şey, içerisi yok. Bütün atıyoruz, temizliyoruz içerisini. Ha. Tuz, biber, baharat, güzel terbiye yapıp üzerine sürüyoruz böyle. O kızarıyor. Hmm. Lezzeti o veriyor. Bir etin kendi lezzeti var. Bu şekilde. Evet. Sen çok güzel yapıyormuşsun. Çok. Değil mi? Çok. Çok. Bir de belediye olduktan sonra yaptık bu firmayı biz. İki defa yaptık belediye olduktan sonra. Hmm. Sadece panayırlarda mı yapıldı? Panayırlarda. İki defa panayırda belediye, ha, olduktan sonra. Belediye olmadı evvel. Tabi bundan aşağı yukarı 50 sene evvelsi. Hmm. Devamlı amcam bu işi yapardı. Ama belediye olduktan sonra da iki defa yaptık. Peki senin hatırladığın dayı en son ne zaman yapıldı? Şimdi biz belediye büşeri kaç? Belediye bizde 10 sene devam etti. Siz belediye büşeri 10 sene olsa, hı, o da 14-15 sene evvel yaptık. En son o zaman 15, yaptık. Evet, 15 sene evvel yaptık. Evet. Büyük kuyu kazdık böyle gene. Peyram dediği gibi. Ve çok da rağbet gördü. Halk özlemiş, özlem çekti. Dediğin gibi o kadar millet memnun kaldı. Hı. Çok özlem çeken vardı. Peki kuyu nereye açılıyordu? Pazarköy'de ne tarafa açılıyordu? Şimdi eskiden hayvan pazarı olduğu yer kalabalıktı, panayır olduğu için. Evet. Orasını yapardık. Belediye olduktan sonra da Pazarköy'ün girişine, çarşıya varmadan sol kolda bir boşluk vardı. Oraya yaptık. Oraya. Hı. O zaman büyük kuyular açılıyordu. Yani 20 tane falan yapmak için. Tabii tabii. Aşağı yukarı kuyunun genişliği 3 metre çevresinde şöyle. Hı. Şöyle, 4 metre tahtadan boydan boya üzerine kapak yapardık. Bunun üzerine çomuna sıvardık. Hmm. Koku zaten böyle düdüklü tencere gibi kaynar, dışarı çıkardı buhar. Kokusu verirdi dışarıya. Hmm. O kokuyu duyan gelirdi oraya. Vay be. Güzel günlermiş değil mi dayı? Ya tabii tabii. Bundan 50 sene, 60 sene evvelsi işte Pazarköy'de yapılan bir şeydi bu. Bizim çocukluğumuzda hep anlamayacağım. Biz de sarmaşık getirirdik. Hmm. Ya uzun buradan bile her sene takardı, yapardı. Sarmaşık getirdim. Şimdi sen şu an kaç yaşındasın dayı? 83. 83. Benim çocukluğumda yapılırdı dediğin en az belki 75 sene önce. Tabii. Ve yapılıyordu. Her şey yapılıyordu. 75 sene, tabii 75 sene. Panayır zaten çok eski. Daha gurbete çıkmamıştım ben. 17 yaşında gurbete çıktım. Ben gurbete çıkmamıştım amcam onu yapıyordu. Evet. O geleneği hani siz de yine devam ettirdiniz ama... Ettirdim ama şimdi maddi yönü olarak bir
yapan da yok. Artık bilmiyorum, alan olur mu, olmaz mı, onu da bilmiyorum. Tabii, şimdi, maddi olarak da maddi, şimdi pahalı dediğin gibi. Yani mesela 750 lira vermesi lazım bir kilo bir lirme. Çünkü biçtiği zaman bir kilo 300-400 gram oldu. Hmm. Biçtiği zaman, prim o zaman. Lezzeti nasıldı dayı? Lezzeti şahane. Peki ateşin, kömürün verdiği lezzet hiçbir şey vermez. Bugün fırında yap, tavada yap, nerede yaparsan yap, közde pişen bir yemeğin ya bir ızgara ettin ya bir ekmeğin dahi lezzet hiçbir şey vermez. Ateş koz bambaşka. Bugün mesela pide alıyorsun, sobada ısıttığın zaman daha başka, bir de közde ısıttığın zaman daha başka oluyor. Her şey değişiyor. Evet, evet. Ha, şimdi de mikrodalga var, rahat gelen mikrodalga ısırıp 5 dakika ısırıp geliyor ama bu közün verdiği lezzeti vermiyor. Yemek de vermiyor. Önceden yemeklerin lezzeti de daha farklıymış değil mi? Tabii tabii. Ateşte pişiyordu. Közde piştiği zaman hafif hafif pişiyor dediğim muhabbet. Yani derler yani eskiler, şimdi güveçte pişen yemekle, tencerede pişen yemeği daha lezzetli değişiyor. Evet. Güveç daha lezzetli. Evet. Her şey değişiyor. Annem bazen güveç yapar dayı. Bu işte içine malzemelerini koyar, dışını hamurla kapatır kenarlarını. Hava mı güzel? Evet, onu fırına veririz sağ olsun işte. Burada pişiriveriyorlar bize. Alırız, kenarlarını güzelce açar, kırar. Yeriz afiyetle. Sağ olsun o geleneği devam ettiriyor annem. Gerçekten tadı daha farklı. Eski et çok pişirir, daha lezzetli. Et pişirirken ne yaparlardı? Tencereye koyarlar, bakır tencereye. Koyduktan sonra kapını kaptırlar. Hamur yaparlardı, etrafını böyle sıvalardı. Artık zorladığı zaman ufak bir yerden delik delerdi şey, buhar. Buradan limonu çıkardı. Evet. Evet. Eski zamanlardan peki, yani şu yemekler de çok güzeldi dediğin var mı? Sen tabii yılların değerli bir aşçısısın. Lan şöyle, koca usta. Var mı? Eski yemekler hepsi lezzetliydi. Osmanlı mutfağına girersen lezzetliydi. Ha şimdiki yapışan, şimdi ben gitsem mutfağı hiçbir şey yapamam. Her şey değişti. Ama Osmanlı mutfağına girdiğin zaman her şey lezzetliydi. Eti de lezzetli, pilavı da lezzetli, tatlısı da lezzetli. Her şey lezzetli. Şimdi ona göre bir özenti vardı. Ona göre bir şey vardı. Şimdi dediğim gibi çok şey hazır geliyor, sat diye. O zaman günümüzdeki o hazır mutfağı pek beğenmezsin sen, hazır yiyecekleri. Şimdi yapamam ki zaten beğensem. Yapamam ki. Ben orada çalıştığım zaman 68'lerde falan Trakya'dan kuzu eti gelirdi. Şubat ayında kuzu tandır yapardık, fırında yapardık bir zaman tandırı, fırında yaptık. Kokudu durduğu zaman yoldan geçen gelirdi, kuzu tandır yiyirdi. Bir sıra bulamaz millet, bu kadar kalmazdı. Böyle iş olurdu. Ama şimdi dediğim gibi o et de yok, lezzet de kalmadı. Değil mi? Kalmadı. Evet, yine tabii bazı daha özel, daha güzel yemek yapan yerler var ama maalesef günlük hazır mutfaklar artık öyle değil. Her şey daha... Her şey değil, her şey. Ustalık da değişti, malzeme de değişti, lezzet de değişti. Her şey değişti. Evet, ama siz de Türk mutfağına çok emek harcadınız. Türk Osmanlı mutfağı kadar güzel mutfaktı. Ama özenti isteyen mutfak. Yani özenerek, yaptığın zaman yılmıyorsun, zevk alıyorsun yaptığın zaman. Çünkü hepsini kendi imal ediyorsun. Hepsi bu. Değil mi? İçine hani koyduğun malzemeleri de hepsini kendinle gibi ve ona göre harcını yapıyorsun, yapıyorsun. Yaptığın zaman da hepsini usulünce, hakkınca yapıyorsun. Bir de yaptığın yemek beğenilince daha zevk alıyorsun. Tamam. Tabii. Evet. Zaten en büyük şey şimdi o. Yani gelen yiyen kişi memnun kaldığı zaman senin için en büyük başarı bu. En büyük mükafat bu. Evet. Aç bakalım kızım, ne çıktı ses? Bakacağız. Kapatma. Dur. Evet. Dayıcığım, teşekkür ederiz bu sohbet için. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol. Sayende biz de o dönemi dinledik biraz. İnşallah. O inşallah. Yemekleri dinledik. İnşallah. Güzel tamam. Oldu. Sağ ol. Tabii senin gibi yıllarca böyle emek harcayan, Türk mutfağına önemli katkıları olan bir sürü değerli aşçımız, ustamız var. Senin nezdinde biz hepsine de teşekkür edelim. Çok çok. Bu arada kendini tanıtmadın dayıcığım, şimdi videonun sonuna onu bir ekleyelim. Kısaca bir kendini tanıtır mısın? Hani bilenler var tabii ki ama. Ben Nurettin Yüksel, Mengen Pazarköy, 1940 doğumlu. İlk meslek hayatım İstanbul'da, Yeniköy'de Turizm Bankası Oteli'nde, Seyit Halimbaşı Köşkü'nde orada başladım. Oradan büyük oda Anadolu Kulübü'ne geçtik. Ondan sonra Bolu Dağı'na Korum Oteli'ne geldim. Ondan sonra Akdeniz bölgesini
turizm bölgelerinin hepsine gezdik. Alanya, Antalya'sını gezdik. Mersin'i gezdik. Ürgüp'ün, Kayseri'ni gezdik. Hep onları dolaştık. Aynı zamanda ben şunu da göstermek istiyorum. Şimdi Nurettin ustamızın da içinde bulunduğu kitabımızı geçtiğimiz sene bastık. Bu kitap bir derleme. İçinde 44 tane birbirinden değerli aşçımızın, ustamızın, çoğu emekli olmak üzere birkaç tanesi hala mesleğe devam eden ustalarımız da var. Ustalarımız çok değerli. Onları geleceğe bir şekilde aktarabilmek istiyoruz. Onların hikayeleri, Türk mutfağının bir dönemine şahitlik ettiği hikayeleri geleceğe de kalsın istiyoruz. Nurettin Usta'm, teşekkür ederiz sohbet için. Ben teşekkür ederim. Buradan bizi izleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Ne gibi? Bilmem, izleyecekler şimdi mesela. Bir şey söylemek ister misin? Herkes Türk mutfağına değer versin. Eskiyi kaybetmesin, görevi devamı getirsin. Ana yani ustalardan kalma, eskerden kalma hepsine bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü hepsi bize bir şey öğretti. Bizden evvelkiler bize öğretti, bizden sonrakilere bu nesil devam etsin. Yani bizim memleketimizden bu meslek gitmesin. Ve herkese başarılar. Birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Herkese hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Hoşça kalın.